Hepinize merhaba dostlar. Yine bir CapCut videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu videoların altına alt yazı nasıl eklenir, alt yazıya nasıl şekil verilir, nasıl animasyon verilir veya nasıl renklendirilir, yazı fontu nasıl değiştirilir ve arkamıza bizim görüntümüzü bozmayacak şekilde arkamızda dönen bir alt yazı nasıl eklenir. Bunların hepsini sayesinde sizlere göstereceğim dostlar. Lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi CapCut'ımızı açtık. Her zamanki gibi proje oluştur dedim. Hafiften çektim. Ben şöyle bir videodan önce bir test videosu hazırladım. Direkt bunu art ikonuna basıp tıkladım abi. Şimdi şunu unutmayın, videoyu edit yaptıktan en son aşamada alt yazıyı eklemeniz lazım. Neden derseniz, işte mesela ben şurada başladım, şu başlığı silelim. Hepinize merhaba dostlar. Bugün CapCut'ta alt yazı nasıl eklenir onlarla ilgili video hazırladım. Video hazırladım dedim, bu arada bir boşluk var. Şöyle yaklaştırayım, kendim biraz... Ben videonun başında direkt alt yazıyı eklediysem tam burada ne diyor? Alt yazı diyor değil mi? Alt yazı dediği yere alt yazı şeyini eklemesi lazım, fontunu. Ama ben burada edit yaparken ne yaptım? Burayı kestim, burayı kestim, burayı sildim. Buradaki sesim buraya geldi, alt yazı tablası burada kaldı. Yani bir kayma oluyor. O yüzden edit aşamasını bitirdikten en son, çıktı almadan en önce alt yazıyı ayarlamanız lazım. Bunu aklınızda bulundurun dostlar. Hemen şuraya geri alalım. Şimdi alt yazıyı metin kısmına tıklıyoruz yukarıdan. Buradan otomatik alt yazı diye bir seçenek var. Oradan tıklıyoruz. Videonuz hangi dildeyse o dili seçmeniz lazım. Mesela İngilizce, Almanca, Rusça veya Türkçe. Türkçe'ye oluşturuyorsanız bunların aynısı mobilde de geçerli. Oluşturduk. Şimdi oluştur dedim. Şu anda oluşturuyor. Bu olay videonuzun uzunluğuna göre biraz daha uzayabilir oluşturma aşaması. Şimdi oluşturdu abi. Dediğim olay şuydu bak. Mesela ben şuraya geldim, tıkladım, buraya geldim, tıkladım, buraya tıkladım. Kaydı bak, birbirinin üstüne binmeye başladı. O yüzden alt yazı olayını en son eklemeniz lazım. Şimdi başlığa gelelim. Buradan baktım abi, ne yazıyor? İşte hepinize merhaba dostlar diyor. Tamam, burayı güzel düzeltmiş. Hepinize merhaba dostlar. Bugün CapCut. Bak mesela CapCut. Yani Türkçe çevirdiği için CapCut olarak çevirmiş. Burayı elle düzeltebilirsiniz. Şu şekilde. Buradan düzeltebilirsiniz. Sonrasında direkt buraya geçtim abi düzeltme olaylarını. Hafif şöyle küçülttük. Sonrasında şöyle hepsini seçtim ben. Bir tane alta tablo eklemek istiyorum. Bu özellikle short videolarında çok şık oluyor. Eklemeyi de bilirsiniz ama ben size göstereyim. İster ekleyin ister eklemeyin. Şöyle gridli yapılar var şu şekilde. En başıma çektim şöyle. Bunu videomuza attım. Video boyutu kadar götürdüm. 90 derece çevirdim. Şu şekilde büyüttüm. Videom kadar. Alta indirdim. Sonrasında bunu biraz şeffaflaştırmam gerekiyor. İstersen opaklıktan, şu karışımdan opaklığını düşürebilirim. Böyle de olabilir. İsterseniz maske de atabilirsiniz. Sadece alt tarafı tam olur. Üst tarafı saydamlaşır biraz daha. Biz böyle opaklıktan bunu opaklığını düşürdük şöyle. Hafif bir grid, güzel bir görünüm oluştu. Şöyle yaparsın daha iyi. Mesela burası keskin olduğu için maske atsak daha iyi bence. Geldim abi maskeye. Maske ekle dedim. Tıkladım buna. Maskemiz geldi. Şöyle biraz imleci çevirelim. Şu şekilde tam bunun üzerine getirdim. Biraz aşağı indirdim. Şöyle yaparsak. Buradan çektim. Tamam. Mesela alt tarafı tam oldu. Üst tarafı biraz daha saydam oldu. Şu şekilde. Biraz daha çekebilirsiniz tam gözüksün diye. Tamam bu şekilde oldu. Aşağı yukarı aynı gibi oldu diğeriyle. Biraz daha saydam oldu. Yani keskin bir çizgi oluşmadı. Bunu yapmaya da bilirsiniz ama güzel gözüküyor. Özellikle shortlarda falan güzel gözükür. Sonrasında eğer ki hep tüm yazı bloğuna bir animasyon font veya başka bir şablon uygulayacaksanız tüm yazıları seçmeniz lazım. Yoksa sadece buna uygular. Sonrasında geldik abi. Şablonlar kısmına geldik. Şimdi şablonların birçoğu ücretli. Güzel şablonların. Ücretli olmasına rağmen mesela şöyle bir tanesini göstereyim de. Merhaba dostlar. Türkçe karakter desteği yok. Mesela iyi yazarsanız fontu bozuyor. Düz iyi şeklinde çıkartıyor. Mesela fontun özelliğine göre değil düz çıkartıyor. Şuna bakalım. Hepinize merhaba dostlar. Bugün CapCut'ta bak alt yazı. Bugün Ü'yü kullandığım için Ü normal Ü olarak çıktı. Yani şuradaki font özelliğini bürünmedi. Şablonların bu özelliği yani eksi bir özelliği var ama güzel şablonları var. Değişik değişik. Mesela şunu seçelim. Şu şekilde biraz daha neon ışığı vermiş. Hepinize merhaba dostlar. Peki dostlar. Bak bugün Ü'sü bozuk çıkıyor. Şablonları tercih edebilirsiniz ama bu tarz yazı bozukluklar çıkabilir. İngilizce bir video kullandıysanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ben genelde şablon kullanmıyorum. Önceden kullanıyordum. Ben direkt ne yapıyorum abi? Direkt buradan efektlere geliyoruz abi. Şuradan ben bir şablonu iptal edeyim. Tamam iptal ettim. Direkt efektlere geldim. Buradan bir sürü efekt var. Ben sarı yazıyı kullanmanızı tavsiye ederim. Sarı bayağı dikkat çekiyor. Yani sarı bir renk. Mesela şöyle geçtim. Direkt sarılaştırdı. Biraz büyütüyorum böyle. Çok da büyütürseniz uzun cümlelerde ekran sana sonuna taşabilir. Şuradan tek tek şekilli şekilli şöyle bakabilirsiniz. Yeşil olabilir, sarı olabilir. Yani neon efekt güzel gözükmüyor şeyde altyazıda. Tam gözükmüyor yani. O okunması zor oluyor. Hemen baktım şöyle sarılardan bir şey seçmek istiyorum. Şu güzel mesela bak. Bunu biraz büyüttüm. Bu güzel. Aldım başa. Şunu da biraz tam ortalayalım şöyle. Heh. Şimdi bu yazı fontunu seçtik. Direkt buradan üstten animasyonlar var. Animasyonlara tıklıyoruz şimdi dostlar. Şimdi buradan bir tane animasyon seçeceğiz. Mesela şöyle bir tanesini seçelim. Bak direkt fırt yazıyor. Buradan saniyesini yükseltebilirsiniz. Biraz daha yavaş gidiyor. Mesela şu alttan zıplayanlar var. Alt yazı nasıl eklenir? Onlarla ilgili video hazırladım.
Altyazı nasıl eklenir? Altyazı şablonları. Başka neyi deneyelim? Böyle klavye gibi bugün yazması var. Yazılı olan var. Şu şekilde CapCut'ta oluşturanlar var. Şu elektrikli var. Elektrikli bayağı güzelmiş. Altyazı nasıl eklenir? Onlarla ilgili video hazırladım. Şu şekilde var. Bugün CapCut'ta altyazı nasıl eklenir? Onlarla ilgili video soldan geliyor. Hazırladım. Güzel bir tanesini seçelim. Bunu kullanırsanız daha iyi bence. Şablondan ziyade. Bugün CapCut'ta üyü falan normal Türkçe olarak gösteriyor. Çünkü oldukça güzel bak. Altyazı nasıl eklenir? Onlarla ilgili video hazırladım. Altyazı nasıl eklenir? Altyazı şablonları, altyazı yazı tipleri, renklendirme, animasyon verme ve şekilli daha böyle şık bir altyazı tablosu oluşturma. Bir de görüntümün arkasına altyazıyı ekleme. Bunların hepsini sırayla sizlere göstereceğim. Bu şekilde altyazımızı ekleyebiliyoruz dostlar. Dış girişte böyle neon ışık diyor ya. Dışta tam yazı ortadan kalkarken, yani cümle bitip sonraki cümleye geçerken verilen animasyon, ama altyazılarda pek işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü yazılar çok hızlı geçtiği için o görünmeyecekti zaten. Hem de cümlenin süresini kısaltır. Dışı yapmayın yani. Döngü veya altyazı zaten altyazı. Animasyon olayı bu şekildeydi. Burada tüm düzeltmek istediğiniz seçili olduğu için tıklayıp ekleme yapabilirsiniz veya düzeltebilirsiniz. Şu şekilde altyazıyla. Şimdi ben görüntümün arkasına vereceğim altyazıyı. Biraz daha büyüteceğim. Yapalım. Bunu yapmak için dostlar videoya tıklıyorum. Şunla şunu ben bir birleştireyim. İkisini parça videolar birleştirmek için ikisini de seçip sağa tıklayacaksınız. Birleşik alt proje oluşturur. Ona tıkladığınızda birleştiriyor. Şimdi buna tıkladım. Ctrl C yaptım, kopyaladım. Ctrl V yapıştırdım. Sonrasında arka planını kaldıracağım bunu. Arka plana kaldır dedim. Otomatik kaldır dedim. Şu anda otomatik bir şekilde uygulamaya başladı. Alt proje olduğu için normalde iki parça olarak görüyor bunu. Birbirini kesiyor, birbirini kesiyor. Yani içeride aslında onlar birleşik değil. Bizim gördüğümüz yerde birleşik ama. Tamam, arka planımı kaldırdı. Bakalım. Şu şekilde kaldırdı. Şu grid'i siliyorum. Onun olayını zaten biliyorsunuz. Bunu tekrardan açtım. Şimdi yazıların hepsini seçtim. Şu arka planıma doğru kaldırdım. Mesela tam kafamın arkasında gözükecek. Bunları biraz daha büyüttüm şöyle. Burada şablon kullanabiliriz. Çünkü iki kelimelik, üç kelimelik cümleler kurduğu için şablonlar kısmına geldim. Buradan güzel bir şablon seçelim şimdi. Bu şablonların hepsini hepinize merhaba dostlar. Bayağı güzel şu. Böyle iki kelimeliklerden bakalım bir. Tamam. Bu gayet iyi gibi duruyor. Büyütebiliyoruz başka. Tamam, bu kadar büyütüyoruz. Bunların hepsi seçili. Alttaki videoyu seçtim. Tıkladım. Birleşik alt proje oluştu dedim. Direkt olarak benim arkama attı. Şu videoyu tıklayalım. Mesela ben kendimi biraz alta alırsam alttaki arkadaş da gözüküyor. O yüzden şeklini hiç bozmuyor. Bu şekilde oynatalım tekrardan. Yalnız sesleri üst üste bineceği için birinin sesini kısacağız abi. Hepinize merhaba dostlar. Bugün CapCut'ta altyazı nasıl eklenir? Onlarla ilgili video hazırladım. Altyazı nasıl eklenir? Altyazı şablonları, altyazı yazı tipleri, renklendirme, animasyon verme ve şekilli daha böyle şık bir altyazı tablosu oluşturma. Bir de görüntümün arkasına altyazıyı ekleme. Bunların hepsini sırayla sizlere göstereceğim. Bu bir test videosu. Bu videoyu da diğer videoda kullanacağım. O zaman asıl videomuza geçelim. Bu şekilde dostlar arka planımızı da yazı ekleme. Şuradaki pozisyonu birleşik alt proje oluşturur demeden önce ayarlamanız lazım. Yoksa bu videoyla bütün olduğu için videoyu nereye oynatırsanız yazılar da o şekilde dönecektir. Altyazı neden önemli? Bunu video içinde bahsettiğimi tam bilmiyorum. Artık günümüzde YouTube videosu olsun, Instagram Reels'leri olsun veya TikTok şudur budur hangisi olsa olsun. Altyazı direkt dikkat çekiyor abi. İnsan altyazıya odaklanıp videoda kalabiliyor. Altyazı dikkat çekicidir ve dinamik oluşturucudur. Çünkü günümüz videoları gayet dinamik olmak zorunda. İşte yazı geçecek, resim çıkacak, sağdan bir şey çıkacak, zoom yapacak. Sürekli bir hareket olması lazım ki İzleyenler sıkılmadan hem verilen bilgiyi veya eğlenceyi alsın, hem de sıkılmadan güzel bir deneyim elde etsin. Altyazı da bu genel bütünü oluşturan parçalardan birisi. Yani bu parçalar da Lego gibi eklediğinizde o genel bütünün bir parçasını oluşturmuş oluyor. Altyazı olayımız böyleydi dostlar. Umarım faydalı olmuştur. CapCut'la ilgili bilmek istediğiniz, aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Videomuz böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videomuz olan herhangi bir yazı kaldırma, videodan herhangi bir kişiyi, yazıyı, filigranı veya herhangi bir nesneyi nasıl kaldırırız? Onunla ilgili bir videomuz var. Onu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.